Ben Doktor Rezan Topaloglu. Şu anda hocalarımızdan Profesör Doktor Ayşin Bakkaloğlu ile birlikteyiz. Profesör Doktor Ayşin Bakkaloğlu, Hacettepe Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Ünitesi'nin kurucularından ve gelişiminde büyük rol oynamış bir hocamızdır. Şu anda kendisiyle röportaja başlayacağız. Buyurun Ayşin Hanım. Teşekkür ediyorum Sayın Rezan Topaloglu. Ben Ayşin Bakkaloğlu, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdim. O dönem İstanbul Üniversitesi, Atatürk'ün aydınlanma devrimiyle yurt dışından, Almanya'dan davet edilen Alman hocaların kadrosu ve aynı şekilde yurt dışında eğitim görmüş Türk hocalarımızdan oluşan bir kadroyla son derece standardı yüksek bir eğitim vermekteydi. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Profesör İhsan Doğramacı'nın kurduğu tamamen Batı normlarıyla çalışan ve Amerikan sistemi eğitim yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1971 yılında pediatri eğitimimi tamamladım. Öncelikle idealim nefroloji alanında kendimi geliştirmek için yurt dışına gitme planım vardı. Hedefim döndüğümde Hacettepe'de yurt dışında aldığım eğitim ile nefroloji kliniğinde standartları ve laboratuvarları kurmak ve geliştirmekti. Türkiye'de henüz eğitim standartları yoktu. Avrupa'da ESPN'in kurucularından olan rektörümüz İhsan Doğramacı beni İskoçya'da Glasgow Üniversitesi Pediatric Nephrology'nin yanında pediatrik nefroloji eğitimi için gönderdi. 2 yıl süreyle klinik, transplant, kalıcı peritonealis, hemodialis ve nefroimmünoloji alanında laboratuvar çalışmaları yaparak yurda döndüm. Bölümüm o dönem laboratuvarı olmayan ancak hasta kapasitesi çok yüksek, ayda yaklaşık 1200 hastanın görüldüğü ve tedavi edildiği bir bölümdü. Burada aynı zamanda nefroloji ile ilişkili romatoloji hastaları da tedavi edilmekteydi. O sırada hocamız profesörümüz Saatçi ve biz 4 öğretim görevlisi çalışmalara başlamıştık. 1 yıl sonra diğer 3 arkadaşım değişik şehirlerdeki üniversitelerde pediatrik nefrolojiyi kurmak üzere ayrıldılar ve biz Sayın Saatçi ile birlikte pediatrik nefrolojinin kurmayı, geliştirmeye çaba gösterdik. Bu arada laboratuvar metodolojilerini geliştirmek için ben British Council bursuyla Londra Üniversitesi Hammersmith Hospital'da komplement metodolojisini çalışarak ve araştırma yaparak döndüm. Diğer üniversitelerde de pediatrik nefroloji üniteleri kurularak 1983 yılından itibaren pediatrik nefroloji ihtisası bakanlıkla ortak olarak verilmeye başlandı. Böyle her bölüm, bundan sonra her bölüm aylık vaka takdimleri, eğitim toplantıları ile bilgi ve iletişim sağlandı. Sonra seminerler, yıllık ulusal toplantılar başlatıldı. Daha sonra bu işin daha standart ve belirli kriterlerde yapılabilmesi için ve Avrupa ile entegre olabilme düşüncesiyle
1990 yılında Paediatric Nephrology Derneği'ni kurduk. Dernek kurulduktan sonra tüm interaktif eğitim ve pediatrik nefrolog olma standartlarının belirlenmesi sağlandı. Eğitim toplantılarının bölgesel ve ulusal düzeyde ve ülkenin imkanlarıyla pediatrik nefroloji ihtisası alan gençlerin yurt dışında kendilerini geliştirme imkanları sağlandı. Bu işte üniversitelerin katkılarının yanında TÜBİTAK, ISN ve özel sektör desteğiyle pediatrik nefroloji alanındaki gelişmeler de son derece önemli oldu. Sonrasında Avrupa'daki kongrelerde orijinal makaleler, vaka takdimleri sunulabilmeye başladı. 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin gelişen potansiyeliyle bu alandaki gücümüzü ortaya koymaya başladık. Türkiye'de ilk dönemde her yıl ulusal toplantılar yaparak yurt dışından bilim adamlarını davet ettik. Daha sonra 2001 yılında uluslararası ilk toplantıyı ilk de başkanı olan Ira Greifer ve hocamız İhsan Doğramacı'nın himayelerinde Balkan ülkeleri ve Doğu Akdeniz ülkelerini kapsayan Southeastern European Pediatric Nephrology Working Group'u kurarak ilk toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu toplantıya Avrupa'dan 11 bilim adamı davet edildi. Toplantıya 200 kişi katıldı ve son derece başarılı bir toplantı oldu. Ve bu toplantı her iki yılda bir Balkan ülkelerinde yapılmaktadır. Bu toplantının arkasında 2005 yılında Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongresi'ni bizim yapmamız önerildi. Bu öneri de Avrupa Pediatrik Nefroloji Grubu adına o dönemki sekreter Profesör Johan Erich tarafından yapılmıştı. Böylelikle 2005 yılında İstanbul'da yaklaşık 700 kişinin geldiği başarılı bir kongre yaptık. Artık yurt dışındaki sunumlarımız, Pediatrik Nefroloji Dergisi'nde makalelerimizin kabulü ve aldığımız atıflar süratle artmaya başladı. Ve dolayısıyla uluslararası çok merkezli çalışmalarda görev almaya başladık. Örneğin Escape, Podonet, Predict, Foresee, Euronomics gibi. 2000'li yıllarda artık pediatrik nefroloji ekibi çok azimli, çalışkan, lisanları iyi ve alt yapıları kuvvetli gençlerden oluşuyordu. Bu gençlere verilen destekle, dernek olarak varlığımızla pediatrik nefroloji batıda ve uluslararası platformda adını duyurdu. Örneğin bana 2001 yılında İPNE konsül üyeliği önerildi. 6 yıl süreyle bu görevi büyük bir zevkle yaptım. Ve daha sonra da 10 yıldır editorial board'da görevime devam etmekteyim. Multidisipliner çalışmalarda bizim ilgi sahamız nadir genetik hastalıklardı. Dolayısıyla Türkiye'de akraba evliliklerinin çok olması nedeniyle başta FMF gibi sonu amiloidozla ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan hastalığın yeninin bulunabilmesi için veri tabanıyla birlikte yurt dışıyla iletişim kurduk ve geninin bulunması sağlandı.
ve dolayısıyla hastalarımızın erken tanıları konularak böbrek yetmezliği engellenmiş oldu. Bölümümüzdeki genç akademisyenleri yurt dışında değişik sahalarda eğitime göndererek bölümümüze ve ülkemizdeki tedavi süreçlerine farklı açılımlar sağladık. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum. 1. Nefrogenetik laboratuvarını kurduk. Geniş bir veri tabanı ile genetik çalışmalara artık hem yurt dışına verileri paylaşarak hem de ülkemizde yeni genlerin bulunması aşamasında çok önemli katkılar sağladık. Bulunan genler Pitro, ANK5-6, DGKE, EDCK4 tamamen Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalar sonucu bulunmuştur. Bunlardan ADCK4 mutasyonları adolesan döneminde böbrek yetmezliğine sebep olmakta, erken tanıda tedavisi Coenzim Q10 tedavisiyle mümkün olabilmekte ve böbrek yetmezliği önlenebilmektedir. FMF başta olmak üzere transplant hastalarında kendi protokollerimizi geliştirdik. FMF'de artık %20'lerde olan amiloidoz %1'lere düşmesini sağladık. Doğumsal böbrek hastalıklarının erken tanılarını ve erken cerrahi müdahalelerle böbrek yetmezliğinin erken önlenmesine katkıda bulunduk. Prenatal tanılar konularak yine böbrek hastalarının yetmezlikten, bunların hiçbiri ben kariyerime başladığımda Türkiye'de mümkün değildi. Örneğin ben başladığımda Türkiye'de ultrason bile tanı amaçlı kullanılmıyordu. Pediatrik transplantlarda, şimdi bu senin suallerine geliyor. Pediatrik transplantlarda evrensel düzeyde başarı oranları yakaladık. Dolayısıyla yılda 12 ila 15 nakil yaparak dünya standartlarına ulaştık. 15 yıl önce kalsinörün inhibitörlerinin yüksek kullanılmasının önerildiği dönemde kendi hastalarımızda bunun toksik olduğunu görerek ilaç dozlarını düşürdük. Bugün artık bilinen toksik böbrek yetmezliği olayını önceden görerek uygulamaya başlamıştık. Şu anda tüm dünya çok daha düşük dozları kullanmaktadır. Böylelikle benim mesleki hayatımda tedavilerin nasıl değiştiği hakkında da biraz bilgi vermiş oldum. Ben hayatımda her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü kendime örnek olarak gördüm. Onun ülkemiz ve kadınlarımız için inanılmaz zor ve imkansız denen koşullarda başardıklarını görerek ve onun vizyonunu içselleştirerek yaşadım. Bu nedenle de ülkemde kendi alanım olan pediatrik nefrolojinin gelişmesi için durdurak bilmeden ve yılmadan çalıştım. Sadece kendi yaptıklarımın veya yapacaklarımın önemli olduğunu hiç düşünmedim. Kapasitesi olan ve istekli olan alanımdaki genç doktorların önünü açmanın, onlara fırsatlar tanımanın önemine her zaman inandım. Bu sayede bir kişinin gücünün bin kişinin gücüne dönüşeceğine inandım. Çok şanslıydım. Çünkü bana inanan ve benimle birlikte gece gündüz çalışan bir ekiple birlikteydim. O ekibi de Türkiye ile paylaşarak ülkemiz genelinde hevesli ve istekli gençlerle dayanışma içinde geliştirdik. Ülkemizde tek ruh halinde pediatrik nefroloji bugünkü yüksek düzeylere ulaştırdık. Benim genç jenerasyona önerilerim şu şekilde olacaktır. Gençleri sevmek ve hoşgörü daima prensibim oldu.
Mevlana'nın felsefesinde olduğu gibi. Bunun eksikliğini gençliğimde bizzat yaşadım. Örneğin 1987'de 3 kardeşte ailevi nefrotik sendrom vakasını takdim edip otoritelerden yardım istediğimde destek bulamamıştım. Sonrasında 1995'te ailevi MPGN'li 2 kardeşi NDT'de yayınladığımızda yeniyle ilgili ortak çalışma yapma çağrımıza yanıt alamamıştık. Çünkü kendimiz bunları yapabilecek düzeyde değildik. Oysa bundan yaklaşık 20 yıl sonra kendi laboratuvarımızda MPGN kliniği veren çok yeni bir geni bulmayı başardık. Dolayısıyla gençlere önerim, her zaman kendilerine ve genç dimağlara güvenmeleridir. Alandaki önde gelen kişilerin gençlerin önlerini açıp yeni teknolojileri, yeni bilgileri alabilmeleri için ekip ruhunu kurmaları gerektiğine inanıyorum. Böylelikle ekip çalışmasının onları daha güçlü kılarak ülkemiz ve dünyamız için kalıcı bir etki bırakabileceklerine inanıyorum. Yarınların gençler olduğuna inanıyorum, Atatürk'ün dediği gibi. Teşekkür ediyorum.